10. sınıf matematik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün polinomlar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık arkadaşlar? En son bir notumuz var. Bir polinomun katsayıları toplamı polinomun değişkeninin yerine bir yazılarak bulunur. Arkadaşlar, bir polinomun katsayıları toplamını istiyorsanız P1'i bulmanız lazım. Yani x gördüğünüz yere ne yazacaksınız? 1 yazacaksınız. Yani daha doğrusu P1 polinomunu bulmanız lazım. Peki bir polinomun sabit terimi polinomun değişkenin yerine 0 yazılarak bulunur. Yani katsayılarda P1 yazdığımız gibi sabit terimde de P0 yani 0 yazacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bunları hemen örnek üstünde görelim. Ne demiş bize? Px eşittir 5x üzeri 4 artı 3x kare artı 7 polinomunun a katsayılar toplamını bulunuz. B sabit terimini bulunuz diyor. Peki katsayılar toplamını bulurken ne yapacağız dedik? P1'i bulacağız değil mi? Yani x yerine 1 yazacağız. O zaman x yerine 1 yazarsam burası ne olacak? P1 eşittir. Bakın arkadaşlar burada 1 yazıyorum. 5 çarpı 1 üzeri 4 artı 3 çarpı 1'in karesi. Burası 1'in karesi. Artı 7. Şimdi 5 çarpı 1 üzeri 4 5 olacak. Artı 3 olacak. 3 kere 1'in karesi. Artı 7. Bunun toplamı bize neyi verecek? 5 artı 3 8. 7 ile topladığımız zaman 15 mi olacak? 15 olacak arkadaşlar. Şimdi sabit terimini bulunuz diyor. Yani P0'ı bulunuz diyor. X gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 0 yazıyoruz. Bak 5 çarpı 0 0. 3 çarpı 0'ın karesi yine 0 edecek. Artı 7. Yani en son kalan değerim ne? 7 kalmış olacak. Bir daha yazayım görmeniz için. 5 çarpı 0 üzeri 4 artı 3 çarpı 0'ın karesi artı 7. Şimdi bunlar 0. 5 kere 0 0 dedik. Artı 3 çarpı 0 yine 0. Artı 7 kalacak en son. Demek ki burası da kaçmış? 7'ymiş. Şimdi bu polinomun katsayılar toplamı 15'e eşit. Sabit terimi ise 7'ye eşitmiş arkadaşlar. Devam edelim. Bir Px polinomunda çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı P1 artı P-1 bölü 2 ile bulunur. Bir Px polinomunda tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı P1 eksi P-1 bölü 2 ile bulunur. Arkadaşlar P1'i ve çift dereceli terimlerde P1 ve P-1'i buluyorsunuz. İkisini toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Aynı şekilde tek dereceli terimlerde P1 ve P-1'i buluyorsunuz. Ama bu sefer birbirinden çıkarıyorsunuz. Ve 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bunu örnek üzerinde görelim. Örneğimiz neymiş? Px eşittir 3x artı 2'nin karesi çarpı 2x artı 1 polinomunun a çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamını bulunuz. B tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamını bulunuz diyor. Şunu hemen şurada çözelim arkadaşlar. Ne istiyor? Çözüm diyelim. Çözüm diyelim. Görüntümüz iyi mi? İyi. Çözüm diyorum. Ben ilk önce neyi bulmam lazım arkadaşlar? P1'i bulmam lazım değil mi? P1 eşittir diyorum. Bak. Px polinomunda x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 çarpı 1 artı 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 1 artı 1 diyorum. Tamam. Bu da ne eşit olacak? 3 kere 1, 3. 2 ile toplarsam kaç olacak? 5. 5'in karesi ne olacak? 5'in karesi çarpı 2 çarpı 1 artı 1. O da 3 mu olacak? Evet. 5'in karesi 25'e eşittir. 25 çarpı 3. O da eşittir. 75 olacak. Peki P-1 nedir? P-1 o da eşittir. 3 çarpı eksi 1 artı 2 var burada. Tabii ki de şöyle yazıyorum. Bunun karesini alacağım. Çarpı 2 çarpı eksi 1. 2 çarpı eksi 1 artı 1 diyorum. O da eşittir diyelim. 3 kere eksi 1 eksi 3. Eksi 3 artı 2 ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Eksi 1'in
karesini alıyorum. Çarpı diyorum. 2 çarpı eksi 1, eksi 2 artı 1. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Eksi 2 artı 1, eksi 1 kaldı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne kaldı bize? Şuradan neyi çıkaracağız arkadaşlar? 2'nin karesini değil mi? Eksi 1'in karesi çarpı eksi 1 değil mi? Eksi 1'in karesi artı 1 eşit olacak. Artı 1 çarpı eksi 1, o da eşit de ne oldu? Eksi 1 oldu. Demek ki P birim 75'e, P eksi 1'im ise eksi 1'e eşitmiş. Çift dereceli terimlerin toplamını istiyordu. Formülümüz neydi? P1 artı P eksi 1 bölü 2. O da eşittir. P1'i kaç buldum? 75 buldum. 75'i yazıyorum. Artı P eksi 1, yani eksi 1 bölü 2. Şimdi 75 eksi 1 bölü 2, o da eşittir 74 bölü 2, o da eşittir 37 mi olacak arkadaşlar? 37'ye eşit olacak. Peki, tek dereceli terimlerin toplamı neydi formülü? Tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamını istiyor B şıkkında benden. Aynı soru, sadece tek dereceli terimlerin katsayılarını istiyor. O da P1 eksi P eksi 1 bölü 2. O da eşittir. P1'i kaç buldum? 75. Eksi P eksi 1. Eksi. Bak P eksi 1'i de kaç bulmuştum? Eksi 1. Eksi 1 yazdım. Bölü 2. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı buradan ne çıkacak bize? Artı mı gelecek? Bakın şurası artı olacak. Dolayısıyla 75 artı 1 bölü 2 olacak. O da 76 bölü 2. O da eşittir. Kaç olacak arkadaşlar? 38'e eşit olacak. Demek ki bu polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı 37'ye eşitmiş. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı da 38'e eşitmiş arkadaşlar. İşte bu kadar. Burayı geçiyoruz hemen. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugün ne varmış? İkinci kağıdımızda polinomlarda 4 işlem var arkadaşlar. Peki polinomlarda 4 işlem nasıl oluyormuş? Onlara bakalım. Şimdi toplama ve çıkarmayla başlayalım. Polinomlarda toplama ya da çıkarma işlemi yapılırken dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanır ya da çıkarılır. Yani ne demek istiyor? Dereceler aynı ise katsayıların toplama istiyorsa topla, çıkartma istiyorsa çıkart diyor. Peki hemen bunu örnek üzerimize görelim. Px polinomumuz verilmiş, Qx polinomumuz verilmiş. Polinomlar verildiğine göre diyor, Px artı Qx polinomunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları toplanır. Dereceler aynı mı? Aynı. O zaman 7 artı 5'i topluyorum. Niye? Çünkü 7 tane x üzeri 4 burada var. 5 tane x üzeri 4 de burada var. Toplama yaptığımdan dolayı ikisini toplayacağım. 12 x üzeri 4 olacak. Artı bak 3 tane x kare burada var. 2 tane x kare burada var. İkisini topladığım zaman 5 x kare mi olacak? Evet. Artı 4 x burada var. 3 x burada var. Topladım ikisini. 7 x oldu. 5 ve 6 son sabit terimler yani. 5 ve 6'yı topladığım zaman 11 oldu. Px artı qx polinomların toplamı 12x üzeri 4 artı 5x kare artı 7x artı 11 olmuş oldu. Peki bunların çıkarması nasıl olacak? Yani px eksi qx, px'ten qx'i çıkaracağım ben. Bu sefer katsayıları birbirinden çıkarıyorum. 7 tane x üzeri 4 burada var. 5 tane x üzeri 4 burada var. Bunları birbirinden çıkartırsam 7 eksi 5, 2 x üzeri 4 oldu. Artı 3 tane x kareden 2 tane x kareyi çıkarsam x kare kalır. Artı 4x'ten 3x çıkartırsam x kalır. 5'ten 6 çıkartırsam eksi 1 mi kalır? Evet arkadaşlar, eksi 1 kalmış olacak. Şimdi px artı qx'i bu şekilde bulduk. Px eksi qx'i de bu şekilde bulduk. Şimdi geçelim çarpma işlemine arkadaşlar. Çarpma işleminde polinomlarda çarpma işlemi yapılırken çarpmanın dağılma özelliği kullanılır. Normal bildiğiniz çarpma işlemi yapacaksınız. Yani bizden ne istiyor? Px çarpı Qx istiyor. O da eşittir diyorum. Px çarpı Qx neymiş? Px 3x.
3x kare çarpı 2x eksi 1. Bunları tek tek dağıtmam lazım. O da eşittir diyorum bak. 3x kareyi 2x'e çarparsam ne olur? 3 çarpı 2 6. X kare çarpı x, x küp oldu. Niye? Çünkü tabanları aynıysa üstleri topluyorduk değil mi? X kare çarpı x, x küp oldu. 6x küp oldu toplamda. Eksi 1 demiş. Şunu dağıtacağım bu sefer. Bak şunu dağıttım. Bu sefer şuna dağıtacağım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Eksi diyorum. 1 ile çarpacağım için 3x kare. Polinom neymiş? Px çarpı qx. 6x küp eksi 3x kare. Bu şekilde normal çarpma işleminizi yapıyorsunuz. Tek tek birbirine dağıtıyorsunuz arkadaşlar. Peki gelelim bölme işlemine. Bölme işleminde px, qx ve bx polinomu ve en son kx polinomu var. Px polinomu burada bölünen polinom, qx bölen polinom, bx polinomu Bx polinomu ise bölüm polinomudur arkadaşlar. Kx de en son elinizde kalan polinomdur. Yani şurası. Px bölünen, Qx bölen, Bx bölüm ve en son Kx kalan polinom. Yukarıda verilen bölme işleminde arkadaşlar Px polinomu eşittir Qx çarpı Bx artı Kx'tir. Yani bunların ikisinin çarpımı ve Kx yani kalan polinomla toplamadır. Normal bildiğiniz toplama işleminin özellikleriyle aynıdır. Kx eşittir 0 ise Px polinomu Qx polinomuna tam kalansız bölünür. Yani kalan yoksa bu Px polinomu Bx polinomuna Qx polinomuna tam bölünür. Derece Kx her zaman küçüktür derece Qx'tendir. Derece Bx eşittir derece Px eksi derece Qx olur arkadaşlar. Bu da polinomlarda bölme işleminin özelliklerinden birkaçı. Şimdi örneğe bakalım. Px polinomunun Qx eşittir 2x eksi 1 polinomuna bölümünden bölüm 4x artı 1 ve kalan 5 olduğuna göre Px polinomunu bulunuz diyor. Şimdi buradan Px polinomunu ne yapmış? Qx eşittir yani 2x eksi 1'e bölmüş. Polinomuna bölümünde bölüm 4x artı 1'miş yazdım. Ve kalan neymiş? En son burada kalanımız neymiş? 5'miş arkadaşlar. Şimdi buradan Px polinomunu bulunuz diyor. Şu birinci koşulu kullanırsak yani px eşittir qx çarpı bx artı kx yani şunların ikisini çarpıp kalanla toplayacağım. İse diyorum px eşittir px'imiz eşittir 2x eksi 1 çarpı 4x artı 1 artı 5 diyeceğim. Buradan dağıtacağım tek tek. 2x çarpı 4x 8x kare olacak. 2x çarpı 1 artı 2x olacak. Eksi 1'i dağıtırsam eksi 1 çarpı 4x eksi 4x eksi 1 çarpı artı 1 o da eksi 1 olacak. En son kalanımız var. O da artı 5. Onu yazdım. Şimdi 8x kare 2x'ten 4x çıkartırsam eksi 2x kaldı. Eksi 1 artı 5 artı 4 kalmış oldu. Demek ki Px polinom neymiş? 8x kare eksi 2x artı 4 imiş arkadaşlar. Devam ediyorum kaldığım yerden. X küp artı x artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm polinomunu ve kalanı bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi burada normal bildiğimiz bölme yapacağız. Yani x küp artı x artı 1 polinomunu kime böleceğiz? X eksi 1'e böleceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada çarpmam için arkadaşlar bak x küpü x'e bölersem x kare mi kalması lazım? Niye? X kare ile x'i çarparsam şurası x küp olacak değil mi? Eksi bununla da çarpmam lazım. Eksi 1 ile çarpmam lazım. Eksi x kare diyorum. Ondan sonra birbirinden çıkartıyorum. Şunlar birbirini götürecek mi? Evet, şunlar gitti arkadaşlar. Ne kaldı geriye? Eksi ile eksinin çarpımı artı x kare artı x artı 1 kaldı değil mi? Şimdi x kare ile
x kareyi yok etmem için artı x ile mi çarpmam lazım? X ile çarpıyorum. X kare oldu burası. Eksi x değil mi? Ondan sonra yine birbirinden çıkartıyorum. X kareler bu sefer gidecek mi? X kareler gidecek. Gelene kaldı. 2x artı 1 kalmış oldu arkadaşlar. Peki bunlarla 2x'ten de kurtulmam için artı 2 ile mi çarpmam lazım? Evet. 2x artı 2 ile eksi 1 çarparsam eksi 2 oldu. Bunları da birbirinden çıkartırsam en son ne kalacak arkadaşlar? 2x'ler gidecek. Artı 1'den artı 2 sadece buradan 3 kaldı. Niye? Eksi ile eksinin çarpımı 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 olacak. Artı 1 ve artı 2 en son kalan 3 ve bölüm polinomu bu arkadaşlar. Bölüm polinomu ne olmuş oldu? X kare artı x artı 2 ve kalanım kaç? 3. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu da bir soru tipidir. Karşınıza çıkarsa artık kolaylıkla yaparsınız. X küp artı x artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu ve kalanı bulunuz diyordu. Tek tek böleceksiniz. Normal bildiğiniz bölme işlemini yapar gibi böleceksiniz arkadaşlar. Notumuz var. Notumuza bakalım. Bir px polinomunun x'i a ile bölümünden kalan pa'dır. Pa eşittir 0 ise x'i a px polinomunun bir çarpanıdır. X eşittir a için pa eşittir 0 ise x eşittir a sayısına px polinomunun 0'ı yani px polinomunun bir kökü denir arkadaşlar. Bununla ilgili bir örnek çözelim ve bugünlük burada dersimizi bitirelim. Px eşittir 3x kare artı 5x artı 6 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı bulunuz diyor. Arkadaşlar x eksi a ile bölümünden kalan ne dedik? Pa'dır değil mi? O zaman x eksi 3'ü eşittir 0 diyorum. X burada ne çıkacak? 3 çıkacak değil mi? X 3 ise arkadaşlar ben px polinomunda ne yazacağım? P3 değil mi? Yani P3'ü arıyorum. O da eşittir. Px polinomunda x gördüğüm yere ne yazacağım? 3 yazacağım. 3 çarpı 3'ün karesi artı 5 çarpı 3 artı 6. Ne yaptım? Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyordu. X eksi 3'ü 0'a eşitledim. Hemen x yerine x'in 3 olduğunu gördüm. Tamam mı? X eşittir 3 ise P3 yerine Px polinomunda P3'ü buluyorum. P3 eşittir 3 çarpı 3'ün karesi artı 5 çarpı 3 artı 6 olacak. O da eşittir 3 çarpı 3'ün karesi 9 olacak. Artı 5 kere 3 15 artı 6. 3 kere 9 27 artı 15 artı 6. O da eşittir 27 artı 21'den 48 mi yapacak arkadaşlar? 48 yapacak. Ve bugünlük dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve ders çalışmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Siz de kendi evinizde elinizden geleni yapın. Notları tek tek güzel bir şekilde yazın. Ve eğer eksik kaldığınız bir yer varsa videoyu geri sarın bir daha dinleyin dersi. Tamam mı arkadaşlar? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.